Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yazmanın kenarında çok güzel bir örnek paylaşacağım. Yazmamın içindeki renklere göre önce tığ battımı gösterip başlamak istiyorum. Yazmamın markası Altın El. İki zincir çekerek kenarlarını tığladım ben. İpek türünde zaten herhangi bir şekilde delinmeden tığlandı. Tığ battı ile ilgili bilgi almak isterseniz YouTube'un arama kısmına Oya Hanım tığ battı yazdığınızda tüm paylaştığım videolara ulaşabilirsiniz. İçindeki çiçeklerin rengine göre iplerim hazır. Hemen göstermek istiyorum. Kenarını arkadaşlar şöyle 383 numara altın başak marka yeşil ipimle tığladım ben. Yapraklarımın rengine en uygun ipim buydu. İçinde koyu sarılarım var. Koyu sarı içinde altın başak 319 numara kullandım. Mor çiçekler için şöyle göstereceğim. Altın başak 87 numara kullandım. İçindeki diğer bunlar çiçeğine benzeyen güller içinde. Hemen ipimin numarasını söyleyeceğim. Bunun da markası altın başak. 45 numara kullandım arkadaşlar. Bugün göstereceğim örnek dondurma çubuğunun üzerine yapılıyor. Şu türde dondurma çubuklarının üzerine yapılıyor. İsteyenler kalem ya da şiş üzerine de yapabilir. Ben bugün bu şekilde yapacağım. Tığım da 20 numara. Hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Yeşil ipimle önce ilmeğimi oluşturuyorum. Bir defa doladım. Geldim arkadaşlar. Tığ battının altından giriyorum. Çift kat çift kat çıktım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Kirpiğimi düğümledim. Bu şekilde 6 tane kirpikli trabzan yapıyorum. Sonra bir tane çiçek yuvası hazırlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Üstüne bir zincir daha çekiyorum. Bir sonraki tığ battıdan giriyorum. Çift kat çift kat çıktım. Üstüne yine 5 tane zincirimi çekiyorum. Yine kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyorum, üzerine bir kere doladım. Bir sonraki tığ battıdan girdim. Burada arkadaşlar yine üstüne bir tane daha zincir çekiyorum. Bir kere doladım, geldim, tığ battının altından girdim. Burada bir tane zincir çekiyorum. Oluşturduğum ilmeğimi dondurma çubuğumun üstüne taktım şöyle. Sonra burada yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Şöyle göstereceğim. Buradan ilmek oluşturuyorum. İki tane zincirimi çektim. Bir kere doladım. Geliyorum. Çift kat çift kat çıktım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Kirpiğimi düğümledim. 6 tane bu şekilde kirpikli trabzan yapıp tekrar dondurma çubuğunun üstüne geçeceğim. Bir defa doladım. İsterseniz şişle de olabilir ama dondurma çubuğu kısa olduğu için bana daha pratik geliyor. Kalemle de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Şu anda benimki 3 oldu. Yine üstüne bir zincir çektim. Bir sonrakinden giriyorum. 4 oldu. 5 oldu. 6 tane kirpikli. Bir tanesi arada çiçek yuvası. Yani 7. çiçek yuvası oluyor. Başlarken 6 tane yapmadım ama aralarda 6 tane en uygun sayı oluyor. Tabii ki bu sayıyı değiştirebilirsiniz istiyorsanız. Siz daha sık ya da seyrek yapmak isterseniz istediğiniz gibi bunu ayarlayabilirsiniz. Şu anda benimki 2, 4, 5 tane olmuş. Bir zincir çektim, bir kere doladım. Altıncıyı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Şimdi burada tekrar trabzanımı yaptım. Üstüne bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Şöyle yapacağım. İlmeğimin üstüne tekrar alıyorum. Çiçeklerimin seyrekliği bu şekilde ama uç kısmına yaptığım çiçeğim arkadaşlar birazcık büyük olduğundan bu seyreklik benim için iyi geldi. Siz de isterseniz daha az ya da daha fazla, daha sık yapabilirsiniz. Yine trabzanımın bir yönünden giriyorum. Bu şekilde ilmek oluşturdum. Üstüne 2 zincir çekiyorum ve yine 6 tane trabzan yapacağım kirpikli. Böyle devam ediyoruz. Oyanın alt çimeni çok kolay. Üst kısmı da tam artan ipleri değerlendirme oyası diyebiliriz. Ne kadar artan ipiniz varsa hepsini kullanabilirsiniz. Özellikle düz renk siyah tülbentin kenarında falan çok rahat kullanılır. Tabii çiçekliler için de aynı şekilde.
Şimdi ben bir tane daha yapacağım. Ondan sonra hemen uç kısmının çiçeğini yapmak istiyorum. Yapılışı hiç zor değil zaten ama bir de hanımların böyle dondurma çubuğuyla falan yapılan örnekleri de sevdiğini de biliyorum. Benim de hoşuma gidiyor. Biraz salkın bir örnek. İnşallah siz de beğenirsiniz. 4 oldu. 5 oldu. Üstüne bir zincir çekiyorum. Hepsinde en başta anlattığım şekilde devam ediyor arkadaşlar bu kısmı. Şöyle yapalım. Üstüne bir zincir çektim. Yine tekrar dondurma çubuğunun üstüne geçireceğim. Trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Dondurma çubuğumun üstüne alıyorum. Ve buradan gene bu şekilde yapıp devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle dondurma çubuğunun üstündeki görüntüsünü bir göstereyim size. Şu andaki vaziyetimiz bu. Hemen üst kısmının çiçeğine başlayalım isterseniz. Çubuğumu çıkarıyorum arkadaşlar oyamdan. Nar çiçeği ipimle başlayacağım ben. Önce ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim halkamın içine. Buraya önce 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 tane bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum. Geri döndüm ters yönüne. İlk yaptığım sık iğnemin tepesinden giriyorum. Bu şekilde tutturdum. Üstüne bir tane zincir çektim. Tekrar oyamın düz yönüne döndüm. Geldim arkadaşlar. Bir defa doladım. Çift kat çift kat çıktım. Yine bir defa doladım. Çift kat çift kat çıktım. Yine bir defa doladım. Çift kat çift kat çıktım. Şu anda 3 oldu. Yine bir kere doluyorum. Yine çift kat çift kat çıkıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Ve en son yaptığım trabzanımın önünden 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemi yaptım. 6.'yı bu şekilde halkamın altından yapıyorum zincirimi. Şöyle düzeltelim. Üstüne tekrar bir tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. Çift kat çift kat. Yine her seferinde bir öncekinden azıcık daha uzun yapmaya çalışın burada. Normalde sayıyı değiştirdiğinizde birazcık daha büyük bir hale geliyor. Şu an ben 4.'yü yapıyorum. 4.'yü yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Geldim. En son yaptığım trabzanın önünden biraz da dikkatli bir şekilde, çünkü diğerini hemen takılabiliyor tığın ucu. 3 oldu. 4, 5 tane sık iğnemi yaptım. 6. sık iğnem yine halkamda. Şöyle göstereyim. Üstüne yine bir zincir çektim. Bir kere doluyorum. Çift kat. Çift kat çıktım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4.'yü yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Geldim. Çiçek yuvasından 6.'yı yapıp tutturdum. Üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum. Burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Şimdi normalde ben kendim bu tür motifli örnekleri yaparken ipi kesince hemen yakıp gidenlerdenim. Ama isterseniz en sona da bırakabilirsiniz. Çiçeğimin motifi bu şekilde oluştu. Bir tane daha göstereceğim yanında. Sarıdan devam etmek istiyorum. Çünkü diğer mor tonu biraz daha yakın. Farklı olsun biraz. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim halkamın içine. 5 tane sık iğne ile başlıyorum. 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemi yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincirimi çektim. Ters yönünü dönüyorum. İlk yaptığım sık iğnemden giriyorum. Üstüne bir zincir çektim. Tekrar oyamın düz yönünü döndüm. Burada arkadaşlar bir kere doluyorum. Çift kat çift kat çıkarak 4 tane yapacağım. Her biri bir öncekinden azıcık daha uzun olacak. 3 oldu. 4 oldu. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim.
1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemi yaptım. 6.'yı yuvadan yapıyorum. Bu şekilde. Ben bunu ve yanındakini hemen hızlıca tamamlayıp göstereyim arkadaşlar size. Modelim bittiğinde bu şekilde görünüyor arkadaşlar ve çok güzel, çok zarif bir oya oluyor. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim gerçekten. Dediğim gibi düz renk tülbentlerin kenarına, özellikle düz renk siyah tülbentin kenarına artan iplerinizi değerlendirmek için çok ideal bir örnek oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Abone değilseniz abone olun. Böylece her gün yayınladığım videoları kaçırmamış olursunuz. Ayrıca tüm videolarımın yakın plan fotoğrafı Instagram'da Oya Hanım sayfamda mevcut. Takip ederek faydalanabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara, deneyecek olanlara kolay gelsin. Herkesin şimdiden ellerine sağlık.